Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya benim cıvata almam lazım da buralarda dükkan var mı? Çarşının içinde var. Kime sorsan gösterir. Ben göstermek isterdim ama açılacağız. Hiç açılmayın, bence yağmur bastıracak birazdan. Ve sonra İtalyan iş adamı ilk nerede karşılaştığımızı sordu. İkimiz de donup kaldık. Aynı anda cevap verdik. Ben Kayseri dedim. O da Paris. Ve sonra dünyanın en romantik ve hiç yaşanmamış tanışmasını anlatıyor. Yağmurlu bir günde Paris'te. Yağmur. Yağmura yakalandım birden. İnanılmaz yağmur. Bir yağmur Paris'te. Meşhurdur Paris'te yağmur. Sinemanın önünden geçiyorum o esnada. Film izlemeye bayılır. Çok sanatsever, sanat seviyor belli. Tabii. Girdim içeri, bilet sırasında beklerken önümdeki kıza doğru yaklaştım. Muhteşem bir koku geldi burnuma. Hayatımda aldığım en harika koku. Tabii yarı karanlık, arkası dönük, göremiyorum. Kıpırdayamıyorum heyecandan. Sonra hafifçe başını çevirdi. Bir baktım, Sanem. Sanem. Onun gözlerine baktığım an ondan bir daha asla kopamayacağımı anlamıştım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kitabın adı Zümrüt Anka ile Albatros. Albatros'un adını sık sık duyuyoruz kitapta. Zümrüt Anka'nın hikayesi nedir? Zümrüt Anka yedi vadiyi aşması gereken kuşları anlatıyor. Kıskançlık, nefs, unutma, aşk. Bu vadileri tamamladıktan sonra geriye sadece bir tane kuş kalıyor. Eğer yedi vadiyi aşabilirse gerçeği görebiliyor. Devamı romanda var zaten, anlatmayayım. Zümrüt Anka siz oluyorsunuz herhalde. Küllerinizden yeniden mi doğdunuz? Ben hiç sönmedim ki. Hala yanıyorum. Romanın sonunda çiftimiz bir araya geliyor. Evli, üç çocuklu, çok mutlu bir hayat sürüyorlar. Ama biz sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyoruz. Bu anlattığınız sizin gerçek hikayeniz mi? Gerçek hayat masallar gibi olmuyor ne yazık ki. Arkadaşlar çok teşekkürler. Sanem Hanım yorgun biraz. Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Kendimi arıyorken
Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık. Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık. Come.
Sanem. 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 Niye geldin? Neden buradasın? Gidiyorum dedin, gittin. Git. Yine git. Bilmiyordum. Neyi? Senin burada olduğunu. Bilmiyordum. Ben yokmuşum gibi davran o zaman. Geldiğin yere geri dön. Babam kötüleşmiş. Baban gayet iyi, içeride salonda. Su istedi. Fırtına öncesi sessizlik mi bu? Yoksa sözcükler mi tükendi? Sözcüklerim tükendi. Ben tükendim. Ben yitip gittim. Bana inanmadın. Sensiz ben kalmadım. Paramparça bir can sadece. Beni terk ettin. Sensiz ben kalmadım. Paramparça bir Sanem sadece. Artık bitti. Bir daha dönemem. Artık bitti. Bir daha yanamam. Aziz Bey, nasılsınız? Daha iyiyim kızım.
Doktorum söyledi böyle ataklar olur diye. Sana da yük oluyorum be kızım. Olur mu öyle şey? Yastığınızı düzeltelim önce. Çayı da içtikten sonra çok iyi hissedeceksiniz, ben eminim. Teşekkür ederim kızım. Ne güzel kokuyor. Ne var bunun içinde? Bu benim özel tarifim. Dağ kekiği var. Kendi ellerimle topladım. Tam da doktorumun benden istediği. Temiz hava, doğal besinler. Otelde nefesim daralıyor doğrusu. Buralarda kiralık bir ev var mı? Yakınlarda bir yerde. Sana daha fazla yük olmayayım kızım. Siz isteseniz de ben sizi göndermem zaten. İyi hissedene kadar benim misafirim olun, sonra konuşuruz bunu, olur mu? Sağ olasın kızım. Can, istersen sen de kal. Senin için bir sakıncası yoksa tabii kızım. Ben teknede kalırım baba. Bir ihtiyacın olursa beni ara. 5 dakika içinde buradayım. Sana bir şey söyleyeyim mi Salim? Seni ilk şirkette gördüğüm an çok özel bir insan olduğunu anlamıştım. Çok teşekkür ederim kızım. Siz dinlenin biraz. Abim arıyor. Benim de Sanem arıyor, ne tesadüf. Abi. Abla. Alo Sanem, iyi misin? Can geldi. Neredesin abi? Teknedeyim Emre, Sanem'in sahilde. Nasıl yani Sanem'in sahilinde? Ne? Ne işin var senin orada? Can mı? Nasıl? Neden? Unutmuş, silmiş beni. Yüzüme bile bakmıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Unutmuş, silmiş beni. Emre, ben burada bir dakika bile durmak istemiyorum. Çık git abi o zaman oradan. Onun burada bir dakika bile kalmasını istemiyorum. Tamam gitsin canım o zaman oradan. Gidemem Emre, babam burada kalıyor. Gidemez, babası burada kalıyor. Babası mı, çiftlikte mi? Babam mı? Abicim hiçbir şey anlamıyorum, tamam. Bir yemekte hemen atlayıp geliyorum, tamam mı? Sanem hemen geliyorum ablacığım, hemen geliyorum hadi. Ne oluyor? Ya kusura bakmayın. Acil, ailevi bir durum oldu. Bizim kalkmamız gerekiyor. Yalnız bunu saymıyorum. Neyse canım, belli ki önemli bir şey var. Evet, gerçekten önemli bir şey var yani. Yoksa ta Kanada'dan geldiniz yani. Sizi böyle bırakıp gider miyiz hiç? Canım ama eve bekliyoruz. Ben alayım. Küba'da salsa yapmayı öğrendim. Ayaklanayım, hepinize öğreteceğim. Baba. Bak aman, sana kimi getirdim. Aman, aman. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Leyla'm gelmiş. Asıl siz hoş geldiniz Aziz Bey. Bey mi diyeceksin yani bana? Şunun şurasında 3 günlük ömrüm kalmış. Bir baba duyamayacak mıyım yani? Tabii nasıl istersen, beni ilgilendirmez. Ay yok, olur mu öyle şey? Aşk olsun. Hoş geldiniz babacığım. Canım kızım benim. Güzel Leyla. Emre senden daha iyi, daha güzel bir hediye veremezdi bana. Sağ olun. Can, senden de aynı performansı bekliyorum. O hani telefonda bana sözünü ettiğin hayatının aşkı vardı ya. Hani İstanbul'da bulmuştun bütün dünyayı aradığın halde. Ah işte çocuklar. Aşkınızı bulduysanız kaçırmayacaksınız. Ona sahip çıkacaksınız. Onun için mücadele edeceksiniz. Can, senin bu hayatının aşkının adı neydi? Sanem.
Neden geldin? Neden dengemi bozuyorsun? Kalbimi paramparça ettin, bırakıp gittin. Sanem diye bir şey kalmadı artık. Daha ne istiyorsun benden? Bana güvenmeyen sendin Sanem. O defteri yaktığıma inandın, beni suçladın. Buna nasıl inandın? Bunu bana nasıl yaptın? Sen yapmadıysan kim yaptı o zaman? Yiğit mi? Kendi basacağı defteri mi yaktı? O yüzden mi itip sakat bıraktın onu? Ona yaptığım şey her gün kabuslarıma giriyor Sanem. Bir yıldır zaten bunun vicdan azabıyla yaşıyorum. Yaptığım hiçbir şey affettirmez ona yaptığım şeyi. Ama yalan söylüyor. Ve sen hala buna inanıyorsun. Hala. Suçlu olmasaydın gitmezdin. Gitmemi sen istedin. Gitmeseydin. Kalsaydın. Git desem de kalsaydın, kovsam da kalsaydın. Sana defalarca kez ulaşmaya çalıştım. Öldün mü kaldın mı diye. Bir kere bile aramadın beni. Öldüm, kabul et. Aşk beni çok kötü bir adam yapmıştı Sanem. Acımasız, sinirli, kıskanç bir adam. Öldü hocam. Öldürdüm ben onu. Unuttum, sen de unut. Çoktan unuttum. Ama bedeli çok ağır oldu. Hayatının merkezine bir adamı koyarsan, hayatının içini aşkla doldurursan, o gittiğinde çöküyorsun. Sen de çöküyorsun, hayatın da her şey. Babamı alıp gideceğim bu akşam. Babanın hareket edecek hali yok. Burayı da çok sevdi. Baban istediği kadar burada kalabilir. Mevki Bey Hanım, ellerinize sağlık. O kadar lezzetli ki yemekler. Evet. Can gelmek istemedi. Tokum dedi ama ben çok ısrar ettim. Evet. Afiyet olsun efendim. Eline sağlık Mevki Bey Hanım. Afiyet olsun Nihat'ım. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun çocuğum. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun annem. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun çocuğum. Sarma çok iyi Mevki Bey teyze. Teşekkürler, eline sağlık. Böyle bol bol ellerinize sağlık şeylerini de temellerini de döktüğümüze göre yiyelim bitirelim Allah aşkına. Kusura bakmayınız bey. Rica ederim Mevki Bey Hanım. Olur mu öyle şey? Ama yani geleneğimizin bir parçası değil mi? Ne kadar güzel. Ev yemeklerini ne özlemişim. Ben de çok hasret kalmışım. Yanlış kelime kullanımı. Hasret kelimesinin tam karşılığı derin özlem duymak. Erişememek, ulaşamamak, kavuşamamak. Sarma için kullanılmaz. Yanlış. Sanemciğim, Can... Can Bey de zannediyorum ki yemeklerin ne kadar lezzetli olduğunu altını çizmek istedi. O yüzden böyle söyledi değil mi? Öyle düşünüyorum. Evet, evet. Yemekler suçlu Mevki Bey Hanım. Ellerinize sağlık. Alçacığım sen bundan yememişsin herhalde. Hadi. Bizim evde de böyle oluyor işte Aziz Bey. Böyle sohbete dalıyoruz. Ondan sonra da yemeği unutuyoruz. Ah. Sonra birdenbire böyle değil mi yemeğe şey yapıyoruz işte. Yani şu güzel yemeğin üzerine bir el tavla çok iyi gider bence. Tavla? Evet. Sanem, ablacığım evinde tavla var mıydı senin? Bilmem. Var mıydı? Yani güzel olurdu tabii Aziz Bey ama bizim yolumuz uzun değil mi Mevki Beyciğim? Bize müsaade. Evet. En kısa sürede bize de bekliyoruz. Tabii tabii ama yani böyle erken kalkmak çok şey... Sözüm olsun size. Tamam. Sen nerede kalacaksın abi? Tekne var aşağıda. Babamı bırakmayayım şimdi fenalaşır falan. Can. Bir iki dakika konuşalım mı? Tabii ki niye konuşalım? Ben öyle süslü kelimelerle konuşmayı beceremem oğlum. O yüzden konuya direkt gireceğim.
Seni evladım gibi sevdim. Ben de, Mevkübe de sana güvendik, inandık. Evimizin kapılarını sonuna kadar sana açtık. Ama sen güzeller güzeli kızımız Sanem'i çok üzdün. Sen gittikten sonra benim kızım günlerce bilincini kaybetti. Terapi gördü. Klinikte yattı. Ama çok şükür şimdi daha iyiye gidiyor. O yüzden ben bir daha kızımı o hallerde görmek istemiyorum. Seni bir abin olarak uyarıyorum. Sanem'den uzak dur. Sen ona iyi gelmiyorsun Can. Sanem klinikte mi? Sanem'den uzak dur oğlum. Benim sana söyleyeceğim tek şey bu. Anlıyorum Nihat amca. Ben Sanem'i üzecek, ona zarar verecek hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ne geçmişte istedim böyle bir şey, ne de şimdi. Ben yalnızca babamı görmeye gelmiştim. Bir iki güne gideceğim zaten. Ben bir daha Sanem'i böyle kollarında kuşlar gibi çırpınırken görürsem... Neyse. Sana şimdiden iyi yolculuklar. Sen gittikten sonra benim kızım günlerce bilincini kaybetti. Terapi gördü. Klinikte yattı. Ama çok şükür şimdi daha iyiye gidiyor. Neden geldin? Neden dengemi bozuyorsun? Kalbimi paramparça ettin, bırakıp gittin. Ha bu arada ben sana asıl haberi vermeyi unuttum. İspanya'dan teklif geldi. Hem senin okuma yapman için hem konuşma yapman için. Yapamam Yiğit. Sanem, bu kitap bütün dünyada basıldı. Herkes seni seviyor, seni görmek istiyor. Yani bütün dünyayı gezme fırsatımız var. Sen bunu reddediyorsun, ben anlayamıyorum. Benim dünyayı gezmeden önce kendi problemlerimi çözmeye ihtiyacım var. Biz bu bir yılda... Birbirimizi iyileştirdik, birbirimize çok iyi geldik biliyorsun. Ben buradan gidemem. Burası bana çok iyi geliyor. Ben uzaklaşmak istemiyorum buradan lütfen. Şöyle yapalım o zaman. Önce yakın yerlere gidelim, Yunanistan'dan başlayalım. Mesela sonra Macaristan'a geçelim. Böyle böyle ilerleyelim ha, ne dersin? Ben kendime kahve alacağım, ister misin? İyileşmişsin. Sevindim. Ne işin var senin burada Can? Yiğit senden... ne kadar özür dilesem... Özrünü istemiyorum. Etrafındaki herkese zarar verdin zaten. Hani karşıma çıkmayacaktın? Ben senin karşına çıkmadım Yiğit. Karşına çıkmamı istemiyorsan olduğum yere gelmeyeceksin. Senin olduğun yer burası mı? Sanem'in yanı mı?
Sanem. Yiğit, lütfen yalnız kalmak istiyorum. Gelir gelmez hayatımızı nasıl mahvetti görüyorsun değil mi? Yiğit, lütfen. Böyle olmaz Sanem. Böyle olmamalı. Öldüm kabul et. Aşk beni çok kötü bir adam yapmıştı Sanem. Acımasız, sinirli, kıskanç bir adam. Öldü hocam. Öldürdüm ben onu. Unuttum, sen de unut. Çoktan unuttum. Çoktan. Unuttum seni.